Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife Mobilya ile dizi keyfi başlıyor. Koca adam, boyun küçüldü, sesin de çıkmıyor. Abi, tamam, tamam, pes ediyorum, pes. Hadi tam zaman, aç şu telefonu Kılıçdaroğlu, aç hadi. Şöyle hizaya gel. Git bak bakalım o adam paranın üstünü getirecekti. Hadi. Bacım arabanın içinde tıkıldın kaldın. Çıksana biraz hava al. Efendim Gül. Ya Sacit abinin oraya gideceğiz. Şu İncek yolundaki yer var yani. 8 uygundur. Tamam. Ne var abi yarın akşam? Hiç. Hep beraber bir akşam yemeği yiyelim dedim. Dostlarımla beraber. Beni ben gibi, Ferhat gibi bilen dostlarımla. Seni tanıyan herkes orada olacak yani, öyle mi? Evet. Davamı bilen, bana güvenen bütün dostlarım orada olacak. Seni de çok merak ediyorlar Beyaz. Sen o kadınsın la. Sesinden bildim. Sen olsun. Ne istiyorsun la benden? Kimsin la sen? Ben senin kabusunum Haldun. Gölgen gibi seni takip edeceğim. Hayatın boyunca ensende nefesimi hissedeceksin. Yetti la yetti. Gelen vurdu giden vurdu sumsu. Bırak la, çekin elinizi kolunuzu. Çıkar şu peçeni de görelim. Kes lan zırıltıyı. İmzala şunu. Yoksa elini kesip parmağını basarım oraya. Nasıl imzalayayım la? %45 faiz diyorlar. %45 faiz mi olur? İnsafsızlar. Merhamet edin biraz. Merhamet etmeyene merhamet olmaz Haldun. Sen en sevdiklerine bile merhamet etmedin. İmzala şunu. Hayırdır bacım? Neye bakıyorsun? Ben bir tuvalete gidip geleyim. Dur ben götüreyim seni. Olur mu abi? Çocuk muyum ben? Değil misin? Değilim. Ben giderim. Tamam o zaman. Abi. Nereye gidiyor bizim kız? Lavaboya.
Ya kendi gitmeseydi sen de gitseydin yanında. E söyledim oğlum, ben çocuk muyum dedi gitti. Allah Allah, değil miymiş ya? Yani? Değilmiş. Haklı galiba. Baksana kocaman kız olmuş. Kılıç komutana haber vermem lazım. Deliye dönmüştür şimdi. Ne yaptım la ben sana? Niye bu kadar çok nefret ediyorsun benden? İstemeden bilmeden canını mı yaktım? Malını mı çaldım ha? Sen benim canımı, ciğerimi söktün aldın Haldun. Kızımı çaldın benden. Bak. Ne yaptımsa özür diliyorum. Hesabım neyse ödeşelim. Bitsin la bu iş burada. Bazı hesaplar bu dünyada ne yapsan ödenmez Haldun. Seni gebertmemek için kendimi zor tutuyorum. Yerinde olsam bir an evvel şunu imzalar, sonra da arkama bakmadan çeker giderim. İmzala şunu. Tamam, tamam. İmzalayacağım. Başın göğe erdi mi ha? El birliğiyle bitirdiniz la beni. Ölmeden mezara koydunuz. Biri de kafama sıksın da bitsin la. Ne yaptım la ben size ha? Lan bırakın lan, ne yaptım ben size? Sen bıçağını o kadar derine sapladın ki açtığın yara hiç iyileşmedi halde. Canım yanıyor. Yüreğim acıyor. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Hadi be, hadi. Abi, nerede kaldı bu kız? Gidip baksak mı ha? Dur oğlum, daha neler? Gelir şimdi. İyi, tamam ya. Abi, ne diyeceğim? İnanmayacaksın ama ben acayip acıktım. Ne? Oğlum az önceydi ya. Ya biliyorum. Ben de anlamadım. Artık sevmişten midir, mutluluktan mıdır? Midem bir tuhaf oldu. İyi bari gideyim, bisküvi misküvi alayım. Tamam. Aç. Allah'ın açı. Bir rahat durmadılar ya. Kılıç, telefona bakar mısın? Ellerim hamurlu. Alo. Komutanım, ben Yıldız. Yıldız, Ferhat etini bulduğunu söyle bana. Gelip kellesini alabileceğimi söyle hadi. Buldum efendim. Hiç merak etmeyin. Size hem Ferhat'ı hem de onunla birlikte çalışan diğer hainlerin hepsini bir anda sunacağım. Ne demek bu şimdi? Yalnız değil miymiş Yiğit? Adamları da mı varmış? Evet efendim. Yarın akşam saat 8'de İncek yolunda Sacit'in yeri diye bir yerde buluşacaklar. Hepsi orada olacakmış. Güzel. Aferin. Sana güvenimi boşa çıkarmayacağını biliyordum Yıldız. Aferin sana. Şimdi bana söyle bakalım, kimmiş o hain? Duyunca çok şaşıracaksınız efendim. Bildiğim biri değil mi? Tanıdığım biri. Biliyordum be. Biliyordum ben. O hain içimizden biri. Biliyordum bunu. Şimdi bana söyle bakalım, hangi yılanı koynumuzda beslemişiz? O hain sizin... Beyaz! Yıldız, hain benim ne? Söylesene kimmiş?
Orada mısın? Fulle. Hadi söyle. Kim bu Ferhat? Konuşsana, delirtme beni. Hadi konuş. Tek kelime söyleyeceksin. Hadi söyle. Ferhat kim? Kim o Beyaz? Kiminle konuşuyorsun? Yıldız. Sakın kim olduğunu söylemeden kapatma telefonu. Orada ne olduğu umurumda bile değil. Bana o hainin ismini ver hadi. Yeni mi? Ne yeni mi? Araba diyorum, araba. Yeni mi? Ama yakışmış. Sen zaten böyle eski püskü şeylere alışıksın. Canan'ı da bununla gezdirirsin artık. Bana bak Savaş. Bir daha Canan'ın adını ağzına alırsan, o dilini koparır sana yedir. Anladın? Ne yaparsan yap, Canan'ın yanına yakışmayacaksın. O parladıkça sen söneceksin. Tıpkı büyük bir ayın yanında parıldamaya çalışan küçücük bir yıldız gibi. Ne dedin sen? Ha? Canan mı dedin? Ne dedin? Hayatta en sevdiğimi sen benden aldın. Ben de senin sevdiğini kopartıp alacağım senden. Sana söz veriyorum. Bunu yapmazsam adam değilim. Sen zaten adam değilsin Savaş. Sana adamsın diyen olmadı. Sana değil sevdiklerimi, günahımı bile vermem. Şimdi git başka kapıda abla. Hadi. Hadi. Göreceğiz bakalım Ayaz Efendi. Bacını kollarımda gördüğün zaman acaba böyle artistlikler yapabilecek misin? Yıldız. O hain yanındaysa bari bir ipucu ver hadi. Kiminle konuşuyorsun dedim sana. Fatma Ana, abim geldi de ben ondan sustum. Yıldız, kim o söyle hadi. En azından bir adres ver. İyiyiz, iyiyiz. Ferhat abimin yanında kalıyoruz Ankara'da. Evi mi? Şey de bu. Ne yaptığını sanıyorsun sen Beyaz? Fatma Ana'yla konuşuyordum abi. Hani sana bahsettim ya, bana sahip çıkan kadın diye. Merak etmiştir diye aradıydım. Sen niye kapadın ki? Özür dilerim bacım. Sen de haklısın. Nerede kaldığını kimsenin bilmemesi daha iyi. Biliyorsun düşmanlarım var. Ayaz'ı da seni de tehlikeye atamam. Bizim kimliğimizi de... Nerede kaldığımızı da kimsenin bilmemesi lazım. Anladın mı? Tanıdığım biri öyle mi? Demek tanıdığım biri. Olsun, olsun bakalım. Nasılsa yarın gece bitecek. Aferin Yıldız. Aferin. Nerede kaldınız abi? Geldik geldik. Hadi bacım geç sen. Hadi gidelim. Ayaz. Ha. Hayırdır oğlum? Senin canın bir şey mi sıkıldı? Yok bir şeyim abi. İyiyim. Hadi gidelim. Neredeydin sen bütün gün? Hı? İşteydim.
Ya demek işteydin. Ne çabuk iş buldun lan kendine. Ne demek o? Al, bu demek. Ne oluyor baba? Bu ne şimdi? Ne oldu baba, ne oldu baba? Al işte bu oldu lan. Bu ne demek biliyor musun? Senin başarısızlığının kanıtı demek. Anladın mı beni? Beceriksiz herif. Ulan ağzı sarımsak kokan bir heriften, bir köylüden öğrendim lan işten kovulduğunu bugün. Rezil! Ama baban ne yaptı? Ha? Şirketin %51 hissesini oğlunun üstüne yaptı. Ama bu sana tanıdığım son şansındı. Anladın mı beni? Eğer bunu da ağzını yüzüne bulaştırırsan, hele ki o ayaz itine bir daha mağlup olursan, seni kendi ellerimle öldürürüm. Anladın mı? Anladım baba. Konuşmuyorsun Beyaz abla. Hiç. Düşünüyorum Ezgi'cim. Ne düşünüyorsun? Abilerimi. Üzülme. Bu sefer garip bebeğe bıraktığın notu görecekler. Bence yarın doğum gününde kesin gelirler. Biliyor musun Ezgi? Ben hayatımda hiç doğum günü kutlamadım. Çok istemiştim hep. Ama köy yeri. Öyle doğum günü falan kutlanmazdı. Sonra babam anlamış derdimi. O sene doğum günü kutlayacaktık bana. Pasta alacaktı, söz vermişti. Sonra bir hafta kala ölüm haberi geldi. Köyden kaçtık hemen. Sonra annem, garip bebek öldü. Ağlama Beyaz abla. Ağlamıyorum tamam. Hem niye ağlayacakmışım ki? Yarın gelecek zaten abimler. İlk defa doğum günü kutlayacağız hep beraber. Sonra kapı böyle bir çalacak. Aa, onlar geldi. Onlar geldi galiba. Geldiler bile. Sürpriz. Ne işin var senin burada? Aşk olsun. Sen misafirlerini böyle suratsız mı karşılarsın? Evi mi nereden buldun pardon? Sordum söylediler. Maşallah seni buralarda tanımayan yok. Kim gelmiş Beyaz abla? Hiç canım önemli değil boş ver. Merhaba Ezgi. Nasılsın? Sen bizi kovan adam değil misin? Evet. Maalesef o hayvan benim. Şş, ne biçim konuşuyorsun çocuğun yanında? Kaş yapayım derken göz çıkarıyorsun ha. Ya bak tamam özür dilerim. Yaptığım her şey için çok özür dilerim sizden. Senden de af diliyorum Ezgi. Ya Savaş söyler misin? Ne istiyorsun? Niye geldin? Bak yaptığım bütün hataları telafi etmeye geldim. Sizden çok özür dilerim. Gireyim içeri konuşalım ha. Söyleyeceklerim çok önemli. Okulunuz için. Anne. Baba. Rahat uyuyun. Beyaz artık bize emanet. Ya bir şeyler ikram edeyim diyeceğim de saat geç oldu. Şimdi ne söyleyeceksen söyle de git. Bu saatte yakışık almaz. Tamam o zaman hemen konuya gireyim. Beyaz, bak ben senin düşündüğün kadar katı yürekli bir adam değilim aslında. Ezgi ile şirkete gelip yardım istediğiniz o gün şirketin mali durumu çok karışıktı. Tamam, yaptıklarımın hiçbirinin mazereti olamaz biliyorum. Ama gerçekten
O günlerde ne yaptığımı, ne söylediğimi, nasıl davrandığımı bilmiyordum ben. Size kabalık ettim. Bence de. Müsaade ederseniz size yaptığım haksızlığı telafi etmek isterim. Bunu gecikmiş bir özür olarak kabul eder misin? O ne? Okulunuz için küçük bir yardım. Beyaz. Bak, bunu Ezgi ve arkadaşları için kabul edersen sadece onları değil, beni de karanlığımdan çekip kopartmış olursun. Hadi, sadece onları değil, bana da yardım et ha. Hadi Beyaz. Abi, ne var aşağıda? Niye kilitli orası? Acele etme güzel bacım. Zamanı geldiğinde her şeyi anlatacağım. Bütün gizli sırlarımı, hayallerimi, planlarımı bir bir anlatacağım. Aramızda gizli saklı hiçbir şey kalmayacak Beyaz. Ama şimdi değil. Sen önce iki gündür şu yaşadıklarını bir hazmet. Ondan sonra oturur uzun uzun konuşuruz bacım. Düşün Haldun. Çekip giderken arkanda bıraktığın insanları düşün. Hiç sordun mu ne haldeler diye? Ne yaptılar benden sonra? Nasıl acı çektiler? Baba, sana çay getirdim. Gel de gel bebeğim, gel. Aslan oldun benim. Sağ ol baba. İyi ki varsın. Her şey öyle üst üste geldi ki. Sen de tutmayaydın düşerdim. Tepedaklı olurdum da. Sağ ol. Babam. Babam. Sen bana elini uzat baba. Ben her zaman tutarım. Yeter ki sen bana elini uzat. Ne oluyor orada ya? Ay bunlar ne zaman böyle can ciğer kuzu sarması oldular? Boşuna heveslenme Haldun. Ölürüm de oğlumu kaptırtmam sana. İnanamıyorum Allah'ım. Hala gözlerime inanamıyorum. Ne kadar yardım etmiş Beyaz abla? Çok para mı? Çok ne demek Ezgi? Dünyalar kadar çok. Biz bu parayla hem okulu kurtarırız hem de başkalarına yardım ederiz. O kadar çok mu? O kadar çok hayatım. O kadar çok. Allah'ım, bana bu günleri gösterdiğin için sana binlerce kez şükürler olsun. Bitti Ezgi. Okulu kurtardık. Yaşasın. Ne oluyor Beyaz abla? Korkma bir tanem. Bereket yağıyor, bereket. Yağmur yağınca abilerimle ne yapardık biliyor musun? Deli danalar gibi çıkardık dışarı, sırılsıklam olurduk. Annemin ödü kopardı hasta olacağız diye. Babam bırak derdi. Yağmuru berekettir. Bırak nasiplensinler. Sudan çıkmış balığa dönene kadar girmezdik eve. Belki şimdi de dışarıdadırlar ha? Kim bilir? Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol. Beyaz nerede Beyaz?
Kıracağım bacaklarını, aç kapıyı. Beyaz. İçeride misin bacım? Beyaz. Açsana kapıyı Beyaz. Beyaz, kapıyı niye kilitledin abicim? Beyaz. Ben yapmadım. Yemin ederim bir yanlışlıkla oldu. Özür dilerim. Aç kapıyı Yıldız. Kıracağım bacaklarını, aç kapıyı. Ne olur yapmayın. İstemeden oldu. Lütfen affedin. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ne olur yapmayın. Ben bir şey yapmadım. Beyaz. Ne oldu bacım, iyi misin? Beyaz. Kabus mu gördün abiciğim? Tamam bacım, geçti. Korkma. Bak biz yanındayız. Biz yanındayken Allah'tan başka hiçbir şeyden korkma. Şimdi iyi misin bacım? Sen kalk bakayım Aya. Nereye? Dışarıda yağmur yağıyor, görmüyor musun? Yağmur yağınca üç silahşörler ne yapar? Silahlarını bırakıp dans ederler. Hadi bakalım. Hadi Beyaz. Hadi hadi. Hadi. Beyaz. Gel bacım. Yağmur rahmetti. Gel biz de nasiplenelim. Gel. Hadi koş Beyaz. Koş. Hadi koş. Gel. Abilerim. Ne olur, ne olur gelin bulun artık beni. Dayanamıyorum. Çok yoruldum. Beyaz. Al.
Allah rahatlık versin bacım. Size de. İyi geceler. Kapı açık kalsın mı? Olur. Korkma, biz buradayız. İyi geceler. Sana da bacım. Evet. Aa, olur mu şey? Aa, olur mu hiç öyle şey? Oğlum bak, en sevdiğin şeyi yaptım. Omlet bak, hem de patatesli. Hadi gel bir lokma ye, öyle git çocuğum. Anne bırak. Canım hiçbir şey istemiyor. Ha. Ay anladım. Senin canın bir şeye sıkılmış. Ne oldu güzel kuzum ha? O gamzeleri nereye sakladın sen bakayım ha? Çıkart o gamzeleri. Hadi güzel oğlum benim. Anladın acına derdini. Hadi güzel oğlum benim. Ya anne bırak. Benim derdim sensin. Şu halimize bak. Senin kıskançlığından da, fesatlığından da, düşmanlığından da bıktım. Koskoca eve sığamadık. Babam sabahın köründe çekti gitti. Ablam senin yüzünden eve geldi. Mam sus be. Ne zamandan beri ablan oldu ocağından seni? Anne, sen kabul etsen de etmesen de o benim ablam. Bizi birbirimize düşman edemeyeceksin. Dur dur dur. Dur ben anladım bak, bir dakika. Al bakalım sen bu paraları, arkadaşlarını bir güzel harca. O güzel kafanı dağıt. Hadi çocuğum benim, aslan oğlum benim. Aferin sana, hadi güzel. Anne, senin paranı istemiyorum. Terbiyesize bak. Sen gittikçe babana benziyorsun ha. Ben olmasam aç kalırsın sen, aç. Bir daha gelip para istersen vermem ama ona göre. Verme ya. Cidden hiçbir şey verme anne. Ben başımın çaresine bakarım. Ay başının çaresine bakarmış. İki gün sonra parasız kaldığında görürüm ben seni. Gelip buraya ağlaya ağlaya özür dileyeceksin. Duydun mu beni Tarık? Tarık! Ayaz. Efendim. Ekmek aldın mı? Aldım aldım. Simit bile aldım. Fırından yeni çıkmış. Çıtır çıtır vallahi. Oh. Beyaz, hadi abicim kahvaltı hazır. Tamam, üstümü değiştirip hemen geliyorum. Demek işi çözdü kız. Aferin be çömeze. Çömez değil Zafer. O kızın genlerinde var bu. Nasıl yani? Yakında anlarsın. Göreceksin. O kız 10 numara olacak. Ben sadece Ferhat'ı istemiştim ondan ama o bütün çeteyi attı önüme. Hep birlikte Sacit Usta'nın yerine kemik kemirmeye gidecekmiş it sürüsü. Öyleyse bu akşam biter bu iş. Sen yine de bu işi hafife alma. Öyle ya da böyle az çektirmedi bugüne kadar bu herifler bize. Hemen sevindirik olmaya gerek yok. Rahatlamayalım. Şimdi en iyi adamlarını toparla hadi. Emredersiniz. Burakçı sizi çağırıyor. Ulan bitmedi bunların da dandun çağırması. Çağırdıysa gidelim o zaman. Hadi. Zeytin yok masada. Ne yapayım abi ya? Zeytinci başı mıyım ben? Git mutfakta var. Zeytinyağı da dök üstüne. Tamam. Yürü. Tamam abi. Ben getiririm. Günaydın dünyalar güzeli kardeşim benim. Günaydın Beyaz. Günaydın. Başka bir eksik var mı? Yok.
Çok şükür her şey var. Yalnız Beyaz, o zeytinin üstüne biraz da kekik serpsen. Olur. Canan. Gül. Buyurun. Beni emretmişsiniz. Ayı veriyorsun komutan. Biz sana emir değil, olsa olsa ancak rica ederiz. Ben senden emir almam zaten Bozo. Ne oluyor ya? Anlaştık sanıyordum. Ayran içtik ayrı mı düştük yine komutan? Sen Kılıç Paşa'nın kusuruna bakma Bozo. Bugünlerde kendi derdiyle uğraştığı için biraz gergin. Ne yaptın? Ferhat'ı bulabildin mi? Ferhat benim derdim. Sizin derdiniz ne? Onu söyleyin siz. Bak bu terbiyesizliğini Ferhat'la ilgili gördüğün kabuslara veriyorum. Umarım bir an önce Ferhat'ı bulup kendine gelirsin. Evet, sadede gelelim. Oradaki adamları tek tek öldüreceksin. Kim bunlar? Kimi iş adamı, kimi hoca tayfası, kimi şu yazar çizerlerden. O bölgede fazla adı geçen kişiler. Ortalığı kışkırtıyorlar. Yok silahla iş olmazmış, yok silah çözüm değilmiş. Anlayacağın dükkan önünü kapatıyorlar. Bir zahmet, sen şu önümüzdekileri bir yoldan alırmış. Sen niye kendi işini kendin yapmıyorsun, ha? Bugün sen bana, yarın ben sana paşa. Öyle anlaşmıştık. Birkaç gün içerisinde bu işi bitireceksin, Kılıç. Senden haber bekliyorum. Düşünebiliyor musun Ayaz? Ben annemi ararken... Meğer annem zaten yanımdaymış. Son nefesini veriyormuş. Babam ona veda etmeme izin bile vermemiş. Annemizi aynı gün... aynı yerde kaybetmişiz yani. Öyle mi? Desene, bizim kaderimiz zaten en başından bir olacak şekilde yazılmış. Rabbim acımızı bir yazmış. İnşallah mutluluğumuzu da, sevincimizi de bir yazar. Ne o bakışlar Ferhat? Hiç. Ne olacak bunların abi Gül? Ayaz bugün yarın öğrenir bir katilin kızı olduğunu. Hem de babamızın katili. Bunları konuşmuştuk. Kızın hiçbir suçu günahı yok Ferhat. Tamam tamam da. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun Beşir? Keşke o gün o hastanede son nefesimi verseydim. Yaşarken evladına hasret kalmak nasıl bir acıdır Allah'ım. Elimi uzatıp tutabilecekken kızımı bağrıma basamıyorum. Karşısına çıkıp ben senin annenim diyemiyorum. Hepsi Haldun'un yüzünden. İşte bu yüzden hayatım boyunca affetmeyeceğim. Bundan böyle babamın yüzünü asla görmek istemiyorum. O eve de hayatta dönmem. Dönme zaten. Hatta mümkünse hep Gül ablanın yanında kal. Hem de yıllarca. Böylece gözümün önünden hiç ayrılmazsın. Hadi kalk. Seni Beyaz'la tanıştıracağım. Beyaz mı? Evet. Kardeşimizi bulduk Canan. Beyaz, bak bu Canan. Sen daha küçükken tanışmıştınız. Merhaba. Seni gördüğüme çok sevindim. Kocaman olmuşsun. Çok güzelleşmişsin. Hadi geç Beyaz.
Ayaz. Ferhat abin demek. Ama Kılıçdaroğlu... Uzun hikaye bacım. Ayaz daha sonra anlatır sana. Geç canım. Kahvaltımızı bir an önce edelim de Sarı Feminler bizi bekler. Hayırdır? İş hayatına atılıyorum inşallah sonra. Al bakalım oğlum. Afiyet olsun. Eyvallah Sacit Usta, sağ olasın. Ellerine sağlık dedikleri kadar varmış ha. Yemekler güzel de, öyle değil mi Zafer? Güzel. Eyvallah. Çay söyleyeyim size. Yok. Ziyadesiyle kalkalım biz. Bu keşif ziyareti olsun. Geldik, gördük, mimledik. Gene geleceğiz. Bekleriz. Bekleyin, bekleyin. Kalabalık geleceğiz. Evet. Güzel. Demek Ferhat iti buralarda otluyormuş ha Zafer? Öyleymiş. Güzel. Yalnız yemek harikaydı ha. Ağzının tadını biliyormuş it. Biz o itin ağzının tadını kaçırmasını da biliriz komutanım. Sıkıntı yok komutanım. Tabii ki sıkıntı yok. Niye sıkıntı olsun ki? Bu akşam burada taş taş üstünde kalmayacak. İnlerine girip bitireceğiz işlerini. Önceden biraz adam yağalım dedim ama kabak gibi meydanda. Hemen fark eder çakallar bize ha? Ne yapalım o zaman? Ne emredersiniz efendim? Ani bir baskın olacak Zafer. Daha masadan kafalarını kaldıramadan avlayacağız onları. Şu tepeleri görüyor musun Zafer? Ha? Evet. İşte araçlar yolda gelirken o tepeden 9-10 tane silahlı adam indireceksin aşağıya. Şu ağaçlık araziden de gizli bir sızma istiyorum, anladın mı beni? Adamlar ağır silahlı olacak. Gerekirse kapıya da silahlı araçlar yerleştireceğiz, kaçmasınlar diye. Tam bir komando harekatı olacak Zafer. Hem eğleneceğiz hem iş yapacağız yani. Yerle bir edeceksiniz burayı, anlaşıldı mı? Canlı ağaç bile istemiyorum bu arazi üstünde iş bitince. Emredersiniz efendim. Ha, yalnız operasyona kadar kimseye bir şey söyleme ha. Tedbirli olmamız lazım. Anlaşıldı mı? Sürpriz istemiyorum. Bu akşam Ferhat Etin'in yediği son yemek olacak bu. Efendim, peki Orakçı'nın verdiği görevi ne yapalım? Erteleyelim mi? Yok yok. Ertelemeyelim. Biliyorsun pimpirikli pis herifin tekidir o. Üstümüze sıçramasın bir de, işini halledelim. En iyi adamlarımı yollayacağım onun işini halletmek için. Neyse, hadi şimdi gidelim, işimiz var. Şimdiden hayal edebiliyorum. Burada apartmanlar olacak. Ama öyle çok katlı değil. Birbirlerine de yakın olmayacaklar. İnsanlar pencerelerini rahatça açıp balkonlarında oturabilecekler. Tam şurada bir okul olacak. Siteden çocuklar, hatta başka sitelerden çocuklar gelecek. Hizmet gönüllüsü öğretmenler çalışacak. Çocuklarımıza emanet edeceğiz onlara. Şurada da bir tane çay bahçesi olacak. Hani sitelerde komşuluk yok diyorlar ya. Burada öyle olmayacak işte. İnsanlar sadece evlerinde değil, çay bahçesinde oturacaklar. Sohbet edecekler, konuşacaklar. Bir araya gelecekler, bir olacaklar. Benim gibi, bizim gibi, kimsesiz, yetim, hayata karşı mücadele edebilmiş insanlar yaşayacak. Milyon dolarlar verseler, ihtiyacı olmayana bir tane daire bile satmayacağız. Ödeme de kolaylıkla sağlayacağız. Maddi gücü olmayanlardan belki kira gibi ya da ne bileyim peşinat gibi. Bilmiyorum işte. Bildiğim tek şey, burada acımızı, sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşacağımız insanlar yaşayacak. Ne dersiniz? Ha? Beğendiniz mi?
Beğendin. Tamam, haklısınız. Yatırdığınız parayı sonunda geri alamayacaksınız ama... Sen daha Hasan abiyi tanımıyorsun Ayaz. Onun bol sıfırlardan daha başka dertleri vardır. Kürt Hasan derler ona. Dağa çıkmışlığı, yol kesmişliği, adam tartaklamışlığı falan vardır. Benim gibi eline silah almışlığı, kandırılmışlığı. Ama Hamdık, Sarraf Emmi'nin dergahına girdik, pişmeye çalıştık. İlimi irfanı görünce aydık ikimiz de. Sarraf Emmi sayesinde. Estağfurullah. Adamı adam yapan içindeki tözdür, cevherdir. Yoksa dıbılcık bizden gelmiş. Yakmağa yeter mi? Ne dersin Hasan? Getirisi pek fazla olmayacak belki. Çok büyük paralar kazanamayacaksınız ama değmez mi sence? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şu işi de halledelim. Bozan'ın karın ağrısı geçsin. Çağırdın mı bizimkileri? Ferhat operasyonu için adamları toparladın mı? Her şey hazır efendim. Siz merak etmeyin. Güzel. Bu gece bizim gecemiz Zafer. Yıldız tanıdığımız biri olduğunu söylüyor. Kim olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Hasan abi. Hı. Doğru mu duydum ya? Doğru ya Tahsin'im. Bu delikanlı iyi der, güzel der ama yaptırmazlar. Bu ülkeye hizmet edenlerin karşısına kılıçla, topla, tüfekle gelirler. Rantları kaptırmamak için orduları seferber ederler. Haklısınız. Ölüm korkusu adamın elini kolunu bağlar. Vaktinizi aldık. Sağ olun. Gel oraya gel. Bak. Bunu görüyor musun delikanlı? Kurşun yarası bu. Göğsümde iki tane, bacağımda da bir tane var. Bu ülkenin karanlık güçleri beni üç kere öldürmek istedi. Üç kere de daha vadem dolmamıştı. Ölümden zerre kadar korkmadım inan. Benim korkum insanların ümitlerinin yıkılmasındandır. Ümit tesis edilmeden yıkılır mı hiç Hasan'ım? Biz bu yola baş koyarken ümit var olmayı koymadık mı cebimize? Sen böyle insan değildin Hasan abi. Öyle işin başında teslim olacak insan değildin. Teslim olduğumu kim söyledi Tahsin? Ben bu işin zorluklarını görelim istiyorum. Yani ateş ilk başladığında kaçmamak için hazırlıklı olalım istiyorum. Yani? Anlamadım ben. Siz şimdi ortaklığı kabul ediyor musunuz? Yoksa etmiyor musunuz? Etmiyorum. Şuraya spor sahası yapılmazsa etmiyorum. Çocuklar için bisiklet yolu yapılmazsa etmiyorum. Ağaç yoksa, kuş yoksa, park yoksa etmiyorum. Bunun aynısından Hakkari'de, Diyarbakır'da, Batman'da yapılmazsa etmiyorum. Madem bir işe giriştik, büyük düşüneceğiz. Doğu batı demeden sıvayacağız kolları. Projeler senden, sermaye benden. Şimdi söyle bakalım. Bütün zorluklara rağmen hazır mısın? Var mısın delikanlı? Varım Hasan abi. Sonuna kadar varım.
Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Amin. Alo. Tamam. Bak bakayım şu kremanın tadına nasıl olmuş. Nefis nefis. Savaş abiyi de çağıracak mısın? Savaş abi. Bakıyorum da Savaş Efendi hemen abin olmuş. Hayırdır? Affettim artık ben onu. Abim sayılır. Ne yalan söyleyeyim. Ben de affettim vallahi. Samimi çocukmuş demek ki. Hem sen müdür beyin suratını görsen çekiverdiğimde. Okul benimdir alıyorum dedim. Bir kızardı, bir bozardı. Oh, bir de şimdi abilerim gelse Ezgi var ya havalara uçarım. Efendim? Aa, buyurun müdür bey. Bir dakika, bir dakika. Çek karşılıksız mı çıktı? Hadi hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Amin. Duanı eksik etme Canan. Beyazım sen de. İnşallah. Hadi girelim. Girelim mi? Nereye giriyoruz? Şimdi senin hiçbir kıyafetin yanında yoktur. Üzerine şöyle şık bir şeyler alalım. Ne de olsa akşam kutlama var. Kutlama mı? Hani akşam tanışma yemeği yiyorduk? Kutlama mı? Kutlama mı dedim ben? Hay Allah. Tabii canım. Kutlama dedim. Şu benim ortaklık işi için. Kendi aramızda küçük bir şeyler yaparız. Hadi geç kalmadan girelim. Alo. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Sende hiç vicdan merhameti yok mu? Çok mu hoşuna gidiyor insanlarla alay etmek? Ne oluyor Beyaz? Bir soluk al, anlamıyorum. Ne diyorsun? Bak ya, anlamıyorum, ayaklarına yatıyorsun bir de. Ya delireceğim. Ya o verdiğin karşılıksız çekten bahsediyorum tabii ki. Neyden bahsedeceğim? Sana güvenip bütün aileleri aradım. Okulu geri aldık dedim. Şimdi ne hesap vereceğim ben o insanlara? Nasıl yıkarım umutlarını bir kez daha? Ne karşılıksız çeki? İmkansız bu. Olamaz böyle bir şey. Ne diyorsun? Tam Savaş Dağı'na yakışır bir hareket işte. Yine inkar, yine yalanlama. Ama yok. Suç sende değil, bende. Neyse ki o çirkin yüzünü erken gördüm. Bir daha asla düşmem senin tuzağına. Beyaz, bir dinle. Bak bir dinle. Asıl sen beni dinle Savaş Dağhan. Bir daha karşıma çıkarsan seni kimse alamaz benim elimden. Anladın mı ha? Duydun mu beni? Nasıl olur? Kim durdurur benim çekimi? Beyaz, acayip güzel şeyler buldum. Bak, böyle bir şey var. Sonra... Ya. Gülmesenize be. 2 dakika ciddi olun azıcık. Alışverişe falan çıkılmaz zaten.
Öyle mutlu ettin ki abilerini Beyaz. Ayaz'ı ilk defa böyle çocuksu mutlu görüyorum. İyi ki buldular seni. İyi ki varsın. Beyaz. Peki bu nasıl? Bu sana çok yakışacak abicim. Hadi al dene. Oh. Çok şükür. Şimdi sen merak ediyorsundur. Bu büyük görev için onca tecrübeli ajan varken neden senin gibi bir acemiyi seçtiğimi. Öyle değil mi? Çünkü sen farklısın, Yıldız. Farklı. Senin gözlerinde öfke var. Cesaret var. Hırs var. Mesele 40 yıllık ajan olmak değil. Asıl mesele gözü pek, cesur olmak. Ve bunların hepsi senin damarlarındaki kanda mevcut. Ama başarısız olursan, en ufak bir hata yaparsan ve damarlarındaki kana ihanet edersen, hiç acımam. Seni kendi ellerimle öldürürüm. Duydun mu beni, Yıldız? Seni kendi ellerimle öldürürüm. Kılıç komutanı haber vermeliyim. Mecburum bunu yapmaya. Mecburum. Şu dosyaları inceleyin. Bu dosyaların içindeki adamların infazı en kısa zamanda gerçekleşecek. Anlaşıldı mı? Gerekli bilgiler dosyaların içinde var. Ne yapmış efendim bu adamlar? Suçları ne? Hiç. Henüz bir şey yapmamışlar. Ama sayenizde olacak. Bu saatten sonra bunu mu öğrettireceksiniz bana bir de? Bakın. Adamımızı takip altına alacaksınız. Uygun bir zaman bulup silahlı saldırıya geçeceksiniz. Daha sonra da adamların arabasına uyuşturucu zuvalayacaksınız. Ve onları yakaladıktan sonra Jitem'in kahramanlık destanını bir kere daha halka göstereceğiz. Niyetimiz bu. Şimdi anladınız mı? Güzel. Hadi bakalım hasat zamanı. Affedin beni. Affedin. Canan bu nasıl? Güzel. Beyaz. Beyaz. Beyazım. Bak bir de bu elbiseyi dene istersen. Bu sana daha çok yakışır. Beyaz. Beyaz. Dur ben vereyim. Beyaz. Beyaz. Ne oldu? Beyaz yok burada. Nasıl yok Canan, saçmalama. Canan. Ya yanılıyorsam, ya bu insanlar kılıç komutanın dediği gibi kötü insanlar değilse, ne yapacağım ben şimdi? Seni kendi ellerimle öldürürüm. Allah'ım ne olur yardım et bana. Bir yol göster ne olur. Beyaz! Beyaz neredesin? Beyaz! Beyaz!
Ayaz. Yok. Yok. Bulamadım hiçbir yerde. Ya Canan ne oldu durup dururken? Nereye gider bu kız? Neye gider? Delireceğim ya. Ya dur sakin ol. Buralardadır. Beyaz. Ayaz dur. Beyaz. İş başvurusu için getirdiğiniz CV bu mu? Aslında şöyle oluyor efendim. Ben pek kendimi övmeyi sevmem de. Bu yüzden oraya iş tecrübelerimi, üstün yeteneklerimi ve başarılarımı yazmadım. Kafanız karışmasın diye. İyi de burada tecrübe kısmı bomboş. Müzik dinlemeyi severim, gezmeyi severim, sinemaya gitmeyi severim. Başka bir şey yok ki. Bir de ha, geçinmek için istediğin para. 50 milyon lira. Yuh! Efendim, o yuvarlak hesap. 40 milyon anlaşalım. Kardeşim, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Senin ne bir tecrüben var ne de bir vasfın var. Efendim rica ederim. Ben bugüne bugün koskoca Candan inşaatın belatıyım. Şimdi ben burada işi öğrenip... Tabii tabii mutlaka öyledir. Sen Candan inşaatın veliahtı olarak ancak barlara kulüplere damsız girebilirsin. Bırak bu şirketi, seni aşağıdaki kahvehaneye çaycı olarak bile almazlar. Sana burada ekmek yok. Hadi bakalım. Demek öyle müdür bey. Şu fotoğrafı iyi alın. Yarın bugün o koltukta ben oturacağım. Öyle koltukta önünde zengin ama gururlu bir genç vardı diyeceksiniz. Çık dışarı kardeşim. Çık adamı sinirlendirme ya. Çık dışarı. He. O zaman ben şey edeyim. Çıkış bu tarafta değil mi? Beyaz! Beyaz neredesin? Ne olur ses ver! Beyaz! Neredesin abicim? Neredesin Beyaz? Neredesin? Beyaz! Beyaz! Burada 4-5 yaşın önünde bir kız çocuğu gördünüz mü? Yok görmedim. Burada küçük bir kız çocuğu gördünüz mü tek başına? Ne kızı ya? Ayaz. Bir daha kaybedemem onu Canan. Anlıyor musun? Bir daha kaybedemem. Beyaz! Beyaz neredesin? Neredesin Beyaz? Beyaz neredesin? Ayaz. Ayaz. Beyaz. Beyaz. Kardeşim. Buldum seni. Bak bu sefer buldum. Kaybetmedim bu sefer seni Beyaz. Çok korktum kızım çok. Bırakmam. Daha bırakmam seni. Bırakmam. Neredeydin sen? Ha? Ben bir şey yok. Su alacaktım. Abi. Bir şeyler yapmalıyız Gül. Artık kaybedecek hiçbir şeyim yok. Güzel bacıma da kavuştum. Ölmeden dünya gözüyle gördüm ya. Bundan sonra kimse tutamaz beni. Herkesten önce hareket edip o dosyalardaki diğer isimleri de bulmamız lazım. Bu sefer onlardan hızlı hareket etmeliyiz Gül. Biliyorum Ferhat. Haklısın da. Ama bu gece değil ne olur. Ya ilk defa doğum gününü kutlayacak Beyaz. O da sensiz mi geçsin? Ama Gül... Bir gece be Ferhat. Ya koskoca hayatından sadece bir gece vereceksin kendine. Yiğit olduğunu unutacaksın. Sevdiklerinin, ailenin yanında bu gece Ferhat olacaksın. Bunu çok görme kendine, ne olur.
Kim la bu kadın? Ne istiyor benden? Kadın mı? Ne kadını ya? Ne var la? Niye geldin buraya? Sen kim oluyorsun da benim çekimi iptal ediyorsun? Ha? Babası ayrı saçmalar, kendi ayrı saçmalar. Ne çeki la, ne diyorsun sen? Bilmiyor, numaralarını bırak Haldun Efendi. Dün yazdığım çek bugün iptal edilmiş. Bunu senden başkası yapamaz. Aç kulağını da iyi dinle. Bir daha bunu sana söylemeyeceğim. O şirketin yeni sahibi benim. Bir daha benim işlerime burnunu sokarsan senin için hiç iyi olmaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O şirketin yeni sahibi benim ne demek ya? Ne diyor bu Haldun? Lan dur bir, lan dur bir. Her şeye sokma o koca burnunu. Artık köklü bir değişiklik yapacağım. En başta da senle kızının bütün yetkilerini alıyorum. Otoyol inşaatına da ben bakacağım bundan sonra. Allah al. Almazsan hatırım kalır. Şöyle bir iyi kurul o patron koltuğuna da. Heh. Sonra da bak bakalım bu şirket bu bataktan nasıl kurtulur. Ne batağı? Neden kötü ki insanlar bu kadar? Neden kandırırlar ki birbirlerini? Çok yoruldum artık, çok. Ama siz böyle değilsiniz değil mi abilerim? Bari bugün çıkıp gelseniz. Bana dünyanın o kadar kötü olmadığını gösterseniz. Yalnız olmadığımı hissettirseniz. Ne olur abilerim, bari bugün gelin. Yalnız bırakmayın beni. Peçeli'nin yeni şartı. %45'le ödeyeceğim borcunu. Nasıl yani? Bu olamaz. Dur la, dur dur. Daha diyeceklerim var. Sonra yutarsın küçük dilini. Hani o iyi halk demişsin gibi değiştirdiğin otoyol güzergahı var ya. İşte o güzergahın etrafındaki arsaların hiçbiri Candan Holding'e ait değil. Ne diyorsun lan sen? Bütün dosyalara kendim baktım ben. Tapusu şirketin üzerineydi. Bakmışsın. Bakmışsın ama 10 sene önceki tapu dosyalarına bakmışsın. Şirketi de böyle yönetirsen peçelinin faizinden önce sen batırırsın orayı. O araziler olmazsa şirket hiçbir işe yaramaz. Söyle, kim almış o arazileri? Söyle, gidip alacağım, söyle. Satarsa alırsın la. Yabancı değil. Ele gitmedi. Ayaz. Ayaz'a devrettiydim arazilerin hepsini. Arazilerin hepsi ona ait. Bacım, güzel yüzlü bacım. Sultanlar gibi olmuşsun. Kardeşim her şeyin en iyisine layık. Şişt, besleme, sen de ister misin? Beslemeye bak inanın. Sen önce git de kendi el isteni yama. Elbisesi yırtık, elbisesi yırtık, elbisesi yırtık. Şuna bak.
Ağlamak yok. Hiç yakışıyor mu güzel gözlerine ağlamak? Sil hadi o yaşları. Boş ver abicim ya. Bırak ağlasın. Kurbağa gibi şiş gözlerle gelsin yemeğe de görsün gününü. Orada da biz Beyaz'ı yıllarca boşuna aramışız. Meğer dibimizdeki derede yaşıyormuş deriz. Hadi gidelim. Nereye? Sen gel Beyaz. Görmen gereken bir yer var. Gel Beyaz'ım gel. Merak ediyordun ya burayı. Zamanı geldi, senin de bilme hakkın var. Fotoğrafı hatırladın mı bacım? Mutlu olduğumuz son günümüzdü. Ama nereden hatırlayacaksın ki? Acılar kapımızı çaldığında el kadar bebeydin. Hiçbir suçun günahın yoktu. Hangimizin vardı ki abi? Hangimizin? Beyaz. Kim olduğunu, ne olduğunu, geçmişini unutmaman için sana her şeyi yeni baştan anlatacağım. Anımızı, babamızın, başımıza gelenleri bil de şu hayatta dimdik dur diye. Onur duy onlarla, iftihar et geçmişimizle. Ne oldu bize abi? Her şeyi o aldı elimizden. Kılıç, dağ. Anamızı, babamızı, garip bebeği hayatımız aldı. Bu gece son Ferhat Efendi. Sen de baban gibi düşeceksin toprağa. Babanın bir mezar olmadı ama senin olacak. İşte böyle bacım. Kılıç şerefsizi haram paranın peşinde yıktı geçti ailemizi. Ailemizde de kalmadı. Onca masum askeri kendi elleriyle şehit etti. Gül ablanın abisini de öldürmüş Beyaz. Kılıç da. Bilal de adı. En yakın arkadaşımdı. Onu da benim gözlerimin önünde şehit etti şerefsiz. Elimden geldiğince engellemeye, yardım etmeye çalıştım ama yapamadım. Gün geçtikçe büyüdü kılıç. Bu sefer de bir söz verdim kendime. Kardeşlerimi bulduğum gün kılıcın işini bitirecektim. Ama anladım ki kılıç sadece bir maşaydı. Bugün bir kılıç gider, yerine bin kılıç gelir. Bu hain düzene savaş açmaya karar verdim. Daha fazla kan dökülmesin diye. Başka ocaklar sönmesin diye kılıç ve kılıç gibilerinin peşindeyim artık Beyaz. Ucunda ölüm bile olsa sonuna kadar ellerim yakalarında.
Her şey hazır mı Zafer? Her şey emrettiğiniz gibi. Biz hazırız efendim. Güzel. İyi dinleyin. Yıldız'ın kılına zarar gelmeyecek, anlaşıldı mı? Saçının bir teline kalbinizi alırım. Ona göre bana Ferhat'ın kellesini getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Evet, komutanım. Hadi dağılın. Ya abi, gitmesek, iptal etsek olmaz mı? Hayda. Niye Beyaz? Hasta falan mısın yoksa sen? Yok, ondan değil de ne bileyim işte, keyfim yok. Merak etme babacığım. Sürprizimi görünce keyfin yerine gelecek. Geldiler mi? Daha değil. Ama gelecekler. Bu gece gelecekler. Beyaz. Gitmeyelim. Geri dönelim. Bugün değil, başka zaman ne olur. Başka zamanlar da gelecek elbet Beyaz'ım. Ama asıl gün bugün. Hadi gidelim. Bir kimse yok burada. Kapalı mı burası acaba? Sürpriz. Oysa en sevdiğiniz yemeği yapmıştım size. Ferhat abim, Ayaz abim, bugün de gelmediniz. Oysa ben yeni yaşıma siz girmek istemiyorum. Babam sana söz vermişti. Ama kısmet olmadı. Onun sözünü biz tutalım dedik. Daha önce kutladın mı bilmiyorum ama bizim de ilk doğum günün. Kutlu olsun bacım. Beyaz, hadi gel mumları üfle. Hadi. Hadi bacım. Hadi. Babacığım. Hadi yükle bakalım. Güzel kızım. Canım kızım benim. Balım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun canım. Çok güzel. Canım kızım benim. Sen ne bakıyorsun bön bön? Git şu bardakları topla. Yürü. Üfle hadi. Dilek tutmayı unutma.
Mumları üflemek ister misin? Gel. Ha, dur dur, oraya doğru değil. Dön. Hadi bir, iki, üç. Üfle. Ezgi, işte bu sefer geldiler. Dur. Abi. Savaş. Bugünü de gördüm ya bacım. Çok şükür. Daha da başka bir şey istemem. Daha güzel günlerimiz olacak inşallah Ferhat'ım. Allah yanınızda olsun. Sizler doğrunun yolundan hiç ayrılmadınız. Asla yolunuzdan dönmediniz. Sizde bu yürek, bu inanç oldukça sapmazsınız da Allah'ın izniyle. Ne demişler? Doğru bir tanedir ama görmek isteyen. Kendi menfaatin için, yeri gelir malın için, mülkün için o doğruyu görmezsen, yanlışına kendin de inanırsan bir daha asla doğrulamazsın. Yılan da öyledir ya, sinsidir. Zehrini akıtacak yer arar. Haklı sebepler arar kendine, karşısındaki düşman değilse bile. Hem gün gelir, ecel onun da kapısını çalar. İşte o vakit ölümü bile kıvrılarak olur. Ne yaşarkene doğrulmuştur ne de ölürkene. Kalbi doğru olmayanın imanı da doğru olmaz. Dili doğru olmayanın da kalbi doğru olmaz. Her daim kalbinin sesini dinle. Dilin hayrı söylese de kalbin doğruyu gösterecektir elbet. Yamuk düşünen paralel görür. Sözde, özde doğru olmalıdır. Münafıkların tek dünyası iki yüzü vardır. İnançlı insanın ise iki dünyası tek yüzü vardır. Allah bizi iki yüzlü olmaktan da şerlerinden de korusun. Kalp ibremiz her zaman hakkı göstersin, hakkı söylesin. Hı. Beyaz, dur bak bir konuşalım. Bak Beyaz, dinle beni. Hiç bir şey bildiğin gibi değil. Bir şey bilmeme gerek yok. Her şey ortada. Verdiğin o çek karşılıksız çıktı. Tabii sen şimdi buna da yalan dersin, iftira dersin değil mi? Demem. Çünkü son anda vazgeçtim o çekten. Sen de haklısın tabii. Bu kadar iyilik bünyene ağır gelmiştir. Hiç şaşırmadım. Beyaz bak bir dinle. O masum çocuklar için bile olsa ben o parayı veremezdim. O çeki veremezdim. Çünkü o para haramdı. Candan İnşaat'ın bütün kazancı hep hileyle, hurdayla olmuş bunca zaman. Ben aralarına sonradan girdim. Geçmişlerini bilmiyordum yani. Dün de bir şeye şahit oldum. Zavallı bir adama büyük faizlerle para vermişler. Adam da geri ödeyemeyince elinde avucunda ne varsa alıp kapı dışarı ettiler. Eşkıya gibiler. Yapamadım, yapamazdım. Ben de son anda vazgeçtim. Üzgünüm. Al bakalım. Bu ne ki? Hediyen. Abimle birlikte aldık. Aç bakalım beğenecek misin? Hatırladın mı o bebeği? Köyden apar topar kaçarken yanına almayı unutmuştun. Oysa ne çok severdin. O olmadan uyumazdın bile.
Abimle Ankara'nın altını üstünü getirdik ama aynısını bulamadık. En sonunda Terzi Hüseyin'i tarif ettik, diktirdik. Beğendin mi? Kardeşim iyi misin ha? Size bunu yapamam. Affedin beni. Beyaz canım hadi gel biz pastayı servis edelim. Beyaz gel hadi. Asmayın suratınızı. Ya belli ki kız hala yaşadıklarının şokunda. Böyle durmayın. Moralini bozacaksınız kızın. Bugün sizin en mutlu gününüz. Hadi pastayı keselim. Size bu kötülüğü yaptığım için affedin beni. Mecburdum. Dediklerimin hepsi doğru Beyaz. Ama sen merak etme. Ben sana o parayı bulacağım. Söz verdim bir kere. Ne gerekiyorsa yapacağım. İnan bana. Bak yüzünü düşürme öyle. Ben bir yoluna bakacağım. İyi de Savaş. O kadar parayı nereden bulacaksın? Ne bileyim. Araba yıkarım, mendil satarım, garsonluk yaparım. Yaparım işte bir şeyler. Gülme. Yaparım diyorsam yaparım. İnanmıyor musun bana? İnanmak istiyorum. O zaman inan ve bir kere daha şans ver bana. Peki Savaş, sen kazandın. Göster bakalım bana ne yapacağım. Ne
Herkes yerlerini alsın. Emirlerimi bekleyin. Beyaz'ın hali hal değil. Belli ki bir derdi var. Bir şeyler yapalım Beyaz. Dur sen dur. Ben şimdi dağıtırım havayı. Sacit abi. Aşan bir karlı dağın ardını çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman. Gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Selvinin dalları boyundan uzun. Yavrular saldır. Gözümde bir salkın üzüm. Ölmeden görseydi aman 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 aman. O yâri gözüm, o yâri gözüm. Koyun kuzu kurban. Artık çok geç. Özür dilerim. Çember daralıyor efendim. Bugün celladınla tanışacaksın. Ayaz dikkat et! Ben seni buraya ağlamak için mi gönderdim? Affet beni oğlum. Ne olur affet. Ben sebep oldum. Ben sebep oldum. Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Sabredeceksin. Kıyamet sarmalı. Zaman bulundu. Kardin Mobilya sundu.